Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Ben Tunahan. Bugün görmüş olduğunuz gibi Uncharted oynuyoruz ama Uncharted'ın PC sürümünü oynuyoruz. Evet, ve yüzlerimiz gülüyor. Evet. Neden? Çünkü birkaç kere girmeye çalıştık. Video 8. girişimiz. Ya telefon çaldı ya bir şey oldu ya biz bir şey unuttuk derken girebildik sonunda. Şu anda bu arada oyun 19 Ekim'de çıkacak. Hemen onu da söyleyeyim. Evet. PC sürümü 19 Ekim'de çıkacak. Daha önce zaten PlayStation 4 için çıktı. PlayStation 5 için de bu paket çıktı. Bu paketin içinde ne var? İşte Uncharted 4 var. Son Uncharted yani bir oyunu. Hırsızın sonu oyunu aynen. Var ve ek paketi. Ek paketi kayıp miras. Evet. Var. İkisi birlikte sunuluyor. 19 Ekim'de PC için çıkışını yapacak. Biz de öncesinde oyunu oynuyoruz. Bunu da önceden belirtmiş olalım. Hani belki bir bug'la falan karşılaşırsınız. Önceki sürümü olduğu için bir sıkıntı çıkma ihtimali elbette var. Şu an zaten sol üstte şeyleri görüyorsunuz. Performans değerlerini görüyorsunuz. Oyunu RTX 3070 Ti'li bir sistemde oynuyoruz. Yani evet. Daha ulaşılabilir olsun istedik. Hani 3080 ile 3080 Ti ile veya 90 ile değil 4000 serisinde daha zaten hani çıkmadı. Sadece 4090 var. O da sadece testleri yayınlandı. Daha böyle erişilebilir bir kartta oyunu gösterelim istedik. Aynı zamanda zaten şu an oyunu ultra ayarlarda oynuyoruz. İstersen ayarları bir gösterelim. Evet ve DLSS kapalı şekilde oynuyoruz. Biraz sonra evet. Ayarları yine değiştiriyoruz. Şöyle hemen yukarıdan seçeneklere girelim. Bu arada ben oyunu yine kontrolcüde daha rahat oynadığım için DualSense yani evet. PlayStation 5'in kontrolcüsüyle birlikte oynuyorum. Ama birazdan bu mouse klavye deneyimini de bir kısaca evet. Anlatırız. Zaten çok da fazla söylenecek bir şey yok. Şu an zaten ekran kartımızı aynen. Görüyorsunuz. 4K. Oyunda evet 4K çözünürlükte ultra ayarlardayız. Siz benzer bir ekran kartla veya işte 3060'la ya da muadili AMD bir kartla 2K çözünürlükte daha yüksek FPS'ler de elde edebilirsiniz aynen veya Full öyle. HD'de. DLSS FSR kapalı. Ve DLSS desteği var. Bunun dışında ultra geniş monitör desteği de var. Biz şu an her ne kadar evet. 16 ya 9 bir ekranda oynuyor olsak da. Onun dışında... Hemen gelişmiş grafiklerde PlayStation tarafında olmayan ayarlar evet, var. İşte burada gölgeler, yansımalar gibi ayarlar var. Zaten bunları da Ultra'da oynuyoruz. Şu an en yüksek ayarlardayız. Yani aşağıda zaten video belleği VRAM kısmı da gözüküyor. Evet, 8 GB ekran kartı belleğimizin tamamına yakınını neredeyse kullanıyor. Biraz böyle oynayalım istersen birkaç dakika sonra değiştirelim ayarları. DLSS'i aktif aynen. Ederiz. Performans ne kadar artıyor ona bakarız. Biz kendi ideal bulduğumuz ayarları da size söyleriz. Tabii. Bu arada ben hani 2060 üzerinden de oynama fırsatı buldum. 2060 da tabii ki bir 3070 Ti kadar iyi çalışmıyor tabii. Ama 2060'da güzel performans sunduğunu söyleyebiliriz. Yani gerekli ayarları yapınca böyle orta yüksek minvalinde bir yerde gayet güzel çalışıyor. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Bu oyun 2016'da çıkmış bir oyun. Tabii. Aradan 6 yıl geçti. Ona rağmen görsellik olarak fazlasıyla etkileyici tabii. Duruyor. Ve tabii PC tarafına yani bu yenilenmiş versiyonun da bunda etkisi var. PlayStation 5'e de zaten bu arada Şubat ayında 2022 evet. Şubat ayında çıkmıştı. Zaten bizim kanalda onun incelemesi de var. Oradan da bakabilirsiniz ona. Aşağı yukarı aynı deneyimi sunuyor. Grafik ayarları hariç. Evet. Şu an senaryo gereği tutuluyoruz. Evet. Maalesef. Şu anda 36 FPS. Yani 30 FPS üstüne. Yani 3070 Ti'da 4K çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda genelde böyle 35-45 aralarında geziniyoruz. Ben öyle evet. 30'un altına indiğimizi görmedim. Yok, hatta aynen. Bazı böyle daha karanlık, daha az objenin olduğu sahnelerde 50'leri de gördük. Hı-hı. Ama tabii bu çok ideal derken 29'u ilk defa gördüm burada. Evet. Bizi... Burada ama böyle bir aslında çok yansımalık bir şey yok. Niye düştü? Ama acaba? Karanlık buradan. Belki ışıklandırmalardan kaynaklı olabilir. İstersen şimdi ayarları değiştirelim. Bence tam zamanı. Aynen. Şöyle seçeneklere gelelim. İlk DLSS ile mi başlayalım yoksa doku ayarlarıyla mı başlayalım? Bence bir şeyi düşürelim. Önce bir yükseğe çekelim. Evet, oyunu ultra ayarlardan yükseğe çekiyoruz. Aynen. Hemen bellek kullanımımız 6.5 GB seviyelerine geldi. İstersen DLSS'i de performans moduna, kalite moduna alalım. Tabii hemen. DLSS'i de kalite moduna aldık. Bakalım nasıl bir etki olacak. Hemen şöyle. Bu arada hemen etki etmiyor. Şimdi evet, yavaş 45 FPS. Az önce 30'daydık, 45'e çıktık. Bu neredeyse aslında %50 demek. Yani tabii, evet. Az gibi gözükse de. %50'lik bir... 50'ye kadar da çıktı şu anda. %50-60 civarında bir performans artışı ve şu an çok daha akıcı oldu oyun. Aynen. Ki benim idealim ultra ayarlarda DLSS dengeli de. Onu da birazdan yapacağız zaten. Bu arada oraya hani oyundan girecektik. Çok da bahsetmiyor. Yani ben bu oyunu 2 kere bitirdim. Bu ben de 1 kere bitirdim. Yaklaşık bir 5-6 saat oynadım. Sen de birkaç saat oynadın. Evet. Yani çok da oyundan bahsetmeye gerek var mı? Uncharted PlayStation en önemli 3 serisinden biri. Daha önce kesinlikle konuşmuştuk. Öyle. Last of Us, God of War ve Uncharted. Yani bu üçlü. Yani inanılmaz gidiyor. Keyif veren bir seri. Aksiyon evet. Dozajı yüksek. Bu arada anlık bir FPS'te evet. Fark ettiysen. Bazen ortam değişikliklerinde öyle oluyor. Bu arada hani çıkış öncesi sürüm olduğu için de olabilir. Hani evet biz şu an oyunu çıkışından önce oynuyoruz. Siz oyun evet. Çıktığı zaman hem Nvidia'nın oyun için hemen hazırlayacağı driverlarla vesaire daha güncel bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve şunu görüyorum GPU kullanımı sürekli %99'da bu iyi bir evet. Şey. Yani evet. Ekran kartımızın
tüm gücünden yararlanıyor oyun anlamına geliyor. Bu değerin ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Bu arada bak aydınlatmanın daha önemli olduğu bir yere geldik. Evet. Gayet şu anda FPS'te 40'ın üzerinde bence güzel. İstersen arada, bir de diğer ayarlara geçelim yavaş yavaş. Onları da istersen olur, gösterelim. Orada sen anlatırken. Orada DLSS ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun daha önce sen işte God of War'da deneyimlemiştik. Spider-Man'in de PC sürümünü deneyimlemiştik. Ben ikisi için de şu eleştiride bulunmuştum. DLSS açıkken biraz böyle bir sanki pikselleşme oluyor gibiydi. Çok iyi çalışmıyordu. Çıkış öncesi sürümünden bahsediyorum. Bunda ama öyle bir sıkıntı ben görmedim. Evet, burada çok akıcı. DLSS gerçekten burada bayağı iyi çalışıyor. Ara sinematikleri geçelim mi, dursun mu, nasıl istersen? Şu an durabilir. Yaptığımız ayarları söyleyelim istersen. Evet, az önce yaptığım ayarları hemen tekrar göstereyim. Görüntü ayarlarında burada DLSS'i dengeli seviyesine çektim ki burada zaten işleme çözünürlüğünü gösteriyor. 2K'ya yakın bir çözünürlükten 4K'ya upscale ediliyor. Gelişmiş ayarları da yine ultra'ya çektim ki yüksekte de görüntü gayet bu arada iyi. VRAM kullanımında da bayağı azaldı. İstersen bir gösterelim. Evet, şu aralıkta kullanacak diyor. Evet. Gayet normal, ideal, kabul edilebilir. Tabii artık 8 GB'ın tamamının neredeyse ekran kartlarının yani bu bellek gücünün kullanmaya başlayan oyunları artık görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yani ilerleyen yıllarda tahminen artık 8 GB bellek yetmemeye başlayacak gibi gözüküyor. Biraz da oyundan konuşalım. Tabii. Ben yine sinematiği geçeyim. Buraları artık bileyim misin? Aynen. Biraz aksiyona girelim. Şöyle biraz ortamda görüşmüş oluruz. Yani Uncharted zaten işte Indiana Jones'un çakması olarak kaba tabirle öyle hatta Tomb Raider'a öykünen ama işte boynuz kulağa geçer tarzı olan bir oyun. İşte hazine aradığımız, böyle yıkılmış harabelerin etrafında dolaştığımız, sanki yanlış şey demiyorsun. Bir şeyler yapıyoruz. Buralarda takıldığımız, yani hazine aradığımız bir oyun. Macera oyunu. Böyle çok fazla geçtiğimiz aylarda hatta filmi çıkmıştı. O zaman Tom Holland'ın oynadığı. Aynen. Şu eleştirilmişti mesela, çok absürt sahne var diye eleştirilmişti. Bu arada düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun demek istiyor. Ve devam ediyor yani. Böyle esprili şeyler tabii. Evet, hemen burada hemen bir. İşte hazine bulduk. Mesela bunu bulup devam etse ya direkt. Yani. Değil mi? Tamam, bulduk ya, aslan bulduk. Bu yetinemiyor buna. İşte hazine avcılığı böyle bir şey. Peki ben sana şunu sorayım. Şimdi evet, Uncharted serisi gayet güzel bir seri. Evet. Oyun dünyasının enlerinden birisi. Kesinlikle. 4'ü ama sen ne kadar beğendin? Ya aksiyon dozajı beğenmiştim olarak yüksekti. Beğenmiştim. Şu, bana kalırsa hala daha serinin en güzel oyunu Uncharted 2. Onu ayrı seviyorum ama tren sahnesi falan. Şöyle de bir şey var ya, şimdi PlayStation 4 döneminin böyle ilk zamanlarında, şimdi bir yandan konuşurken bir yandan oynamak da zor oluyor tabii. Tanca atacaksın galiba. Yani şöyle şuraya ayak bakmamışsın. O yukarıya ulaşmamız gerekiyor. O dönemde bu tarz grafiklere sahip bir oyun yoktu ya. Böyle ağzım açık izlemiştim oyunu. Hayranlıkla da oynadım ve ama bir noktadan sonra şey olmuştu yani. Hani ne zaman bitecek acaba? Evet, bunun olacağı belliydi. Böyle bitecekmiş. Sonumuz böyle olmasın. Bir noktadan sonra bir doyuma ulaşmıştım. Artık bitse de gitsek moduna gelmiştim. Biraz fazla uzamış gibi gelmişti bana ama yine de çok keyifli bir şekilde oynadım oyunu. Senin deneyimin nasıldı? Yani şöyle, ben işte PlayStation 3'ü biraz geç aldım biliyorsun. İlk, yanlış hatırlamıyorsam ilk 3 Uncharted oyunu sadece PlayStation 3'te vardı. Evet, öyleydi. PlayStation 3'e çok geç kavuşmuştum. O yüzden o sırada diğer oyunlar falan derken Uncharted'ı bir türlü oynayamamıştım. Böyle yarım yamalak oynamıştım. Sonra işte bu Drake Collection PlayStation 4'te onu alıp tam böyle oturup oynamıştım. Sonrasında işte 4 çıkınca da PlayStation 4'le birlikte zaten 2016'da elle sayılır birkaç oyun vardı. Hani çok fazla oyun yoktu. Uncharted'da onlardan biriydi. Çok keyifliydi ama işte Uncharted'da şey, benim bir yerden sonra canımı sıkıyor. O bir yandan gidecek yol bulmaya çalışıyor. Bu arada oradan işte şey, kanca atma gibi bir şey yok mu? Şuradan şöyle sola doğru. Allah. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Toparladım. Ya bu klişeler canımı sıkıyor. Hani çünkü artık çok biliyorsun yani. İşte bir yerden tırmanıyorsun, son adımda çökecek orası falan. Evet, yani artık hazırlıklı oluyorsun ve çöküyor genelde. Çöküyormuş gibi oluyor ondan sonra. Çökmeyince çökmüyor. Şaşırıyorsun artık. Yani o biraz çok amatörlüğüme geldi bir yandan. Seni dinlemeye odaklanırken ne yapıyorduk burada diye kaldım böyle. Çok alışılmış bir şey olduğu için artık hani o biraz can sıkıyor. Ama onun dışında tabii ki gayet güzel oyun. Bir tek Uncharted 4 için. Bunu alacaktık buradan. Uncharted 4 için şunu söyleyebilirim. Biliyorsun aslında bir hani işte aksiyon tarafı var, platform tarafı var ama bir de hikaye tarafı var. O gizemli kısmı var. Uncharted 4'teki o gizemli taraf çok ilgimi çekmemişti. Ya oyun biraz daha böyle ciddiyet değil de mizahi yönü kullanmaya odaklanıyor diyebiliriz. Yapıyordu bu arada. İşte ya bir gizem var, bir hazine var. Yıllar önce bir işte şey kaybolmuş. Nedir onun adı? Bir insan topluluğu kaybolmuş falan. Onu çok güzel veriyordu. Özellikle 2'de mesela o çok iyiydi. 3'te de İstanbul'a falan gidiyoruz diye hani keyifliydi. Bunda o şeyi çok alamamıştım. Yine bu arada hani şey,
eleştiri yapmak için yapıyorum şu anda. Hani yoksa tabii ki de tabii canım keyifle ya. Oynadığım bir oyundu. PlayStation 4'ün en önemli oyunlarından biri. Daha ne kadar iyi olabilirdinin tabii, şeyini tabii. Konuşuyoruz şu an, tartışıyoruz aynen. Aslında. Ben bir yandan tırmanmaya devam ediyorum derken evet. Hadi, o bahsettiğim şey oldu işte. Bu arada şeyden de biraz bahsedeyim. Bu mouse klavye deneyiminden. Evet. Şimdi zaten biliyorsun şeydeyken kontrolcüyle oynarken PlayStation'da. Şöyle hemen gelelim şey seçenekler kısmında. Burada kontrol aynen. Ayarları var. Burada bu arada aynı ayarlar hem kontrolcü için hem de klavye mouse için ayarlanabiliyor. Mesela nişan almada eğer otomatik nişan almayı aktifleştirirseniz mouse'da da aynı şekilde aktif oluyor. O biraz garip gelmişti bana. Tam ondan bahsedecektim bence. Ben de zaten biliyorsun hani işte bu otomatik nişan alma yardımıyla falan evet. Bir şekilde hallediyordun. Hani çok o tarafta hani beceremeyen adam da şey yapıyordu, oynayabiliyordu. Ama burada eğer işte mouse klavye ile oynuyorsanız kesinlikle şeyi açmayın. Otomatik nişan açmayın. Yani. Burada çünkü da tuş ayarlarını görebiliyorsunuz. Bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Çok anlaşılabilir bir arayüz yapmışlar PC tarafına evet. Diyebiliriz kesinlikle. Onun dışında zaten genel olarak baktığımızda çok da bir yenilik yok zaten. Evet yani aynı oyun biraz daha desteklenmiş hali. Bununla birlikte bu arada PC'ye gelmeyen çok az PlayStation'ın Last of Us kaldı ama o da gelecek. Bir de geleceğini pek ummadığım bir Bloodborne. Evet Bloodborne. Bloodborne'un şu an ama herkes bir de şeyi de bekliyor. Remake'ini de bekliyor evet. PlayStation 5 için. O evet biraz ya garip. Oyunda çünkü şey bile var yani 60 bile oynayamıyoruz hani 30 FPS gibi. Orada bir ama bazı vardı. Teknik sıkıntılardan dolayı gelmezse gelmez. Yoksa bence Sony getirir. Yani ya büyük belki ihtimalle. Teknik sıkıntıdan dolayı öyle bir şey olabilir. Bir de yakın zamanda büyük ihtimalle Ghost of Tsushima ve Returnal'da duyurulur diye tahmin ediyorum. Olabilir. Returnal zaten bayağı ciddi sızdırıldığı gibi bir şey oldu. Returnal gelir. Hatırlıyorsanız zaten zamanında... PC tarafına çok fazla önem gösterdikleri için artık aynen. Yani beklediğimizin de ötesinde ilerliyor o süreç. Tabii. Geçtiğimiz aylarda biliyorsun hatta geçtiğimiz yıl da olabilir şey vardı. GeForce Now sızıntısı olmuştu. God of War'un falan geleceği orada belli olmuştu hatırlıyorsan. sonrasında God of War geldi zaten. Orada Gran Turismo da vardı, Ghost of Tsushima da vardı, evet. Returnal da vardı. Büyük ihtimalle bu üçü de yine gelecektir. Gran Turismo çok ilginç olabilir gerçekten. Yani evet. Benim çok ilgimi çekmediği için Gran Turismo. Yani benim biraz daha ilgimi çekiyor ama şunu da düşünüyorum. PC tarafında hep ya işte hile yapan oyuncular vesaire de oluyor ya. Aha. Online deneyim biraz daha sıkıntılı olabiliyor bazı oyunlarda. O bir soru işareti oluşturuyor bende. Bu taraftan gidemiyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle döneceğim. O yüzden daha yukarıya çıkabilir miyiz? Çıkabiliyormuşuz. Şöyle devam edelim. En üstte istersen çıkınca videomuzun yavaş yavaş sonuna gidelim. Çünkü ya oyun zaten dediğimiz gibi hani son yorumlara da gelelim işte aslında burada. Ya yine optimizasyon konusunda gayet iyi. Başarılı bir oyun olmuş. Bu taraftan gidemeyeceğimi anladığım için ben diğer tarafa tekrar dönüp şansımı oradan deneyeceğim. Sen niye oradan giderdin işte? Gidemedim oradan, atlamadı karakter. Bence anlık bir sıkıntı oldu ya sadece. Şöyle devam edelim. Burada şey varmış zaten. Evet. Şuradan çıkarız diye düşünüyorum. Bu arada yani oyun oynarken hani performans konusunda optimizasyonda çok bir sıkıntı yaşamadık. Bir tek kayda girmeden önce onu da söyleyelim. O da belki driverlarla düzelir. Ha evet. Dikey senkronizasyon özelliğini ilk kapattığımızda oyunun başlangıcındaki o bot sahnesinde evet. Yıldırım çaktığında bir garip olaylar olmuştu. Orada bir de şey zaten hani sorun yokken bile o yıldırım efekti böyle şey oluyor. Ekran evet. Anlık beyaz oluyor, gidip geliyor falan. zaten hani bir sıkıntı var orada. Bir de üstüne o V-Sync ayarıyla birlikte biraz hani şey oldu ama dediğim gibi driverların hani güncellenmesiyle zaten Nvidia tarafında büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta siz bu videoyu izlediğinizde çoktan özel bir güncelleme çıkacaktır. İlla ki her büyük oyun çıkışında aynen. Yapıyorlar. Onunla birlikte o sorunlar da çözülecektir diye düşünüyorum. Zaten çok büyük de bir sorun değildi bu arada. Evet. Yani 2 saniyede çözüldü. Yani önemli olan zaten bu şekilde akıcı oynanabiliyor olması. Yine burada bir şeyler düşecek belki. Zaten az kaldı tepeye çıkmamıza. Aynen. Onun dışında ben de son olarak şunu söylemiş olayım. Eğer Uncharted'ı şeyde oynamadıysanız, PlayStation'da oynamadıysanız PC'de mutlaka alın değil mi? Evet, kaçırmayın. Kesinlikle yani oynanması gereken oyunlardan kesinlikle bir tanesi. Burada sanki bulmaca bir şey alıyorduk. Çözülüyordu galiba yani. Değil mi? O zaman burada bitirelim şimdi bulmacayla aynen. Kendimizi daha fazla yormayalım. Zaten hani bir yandan o konuşmaya odaklanırken bir yandan bunu yapmak zor oluyor. Bu full konsantrasyon istiyor. Siz artık oyunu aldığınızda bu bulmacayı çözersiniz. Biz aynen. Daha önce çözdük. Tekrar hatırlatalım. 19 Ekim'de PC için çıkacak Steam'de ve Epic Games üzerinden.
Şunu da söyleyeceğim. 330 TL gibi fiyatı var. Evet, yurt dışı ile kıyasladığımızda bu da pahalı. Evet. Ama şu anda geçtiğimiz günlerde mesela Need for Speed Unbound. Biz de videosunu çektik bu arada onu da. 1199'du değil mi? Aynen. 1200 TL Steam'de. O yüzden bu oyunun 330 lira olması gerçekten müthiş. Evet. Eğer oynamadıysanız mutlaka alın. Mutlaka hani oynanması gereken bir oyun. Eğer daha önce PlayStation'da oynadıysanız ama 4'te oynadıysanız burada da alınabilir. Zaten hani heyecanlı, keyifli yani, bir oyun. Tekrar alınıp oynanabilir. Belki bir indirim beklenebilir. Artık oyun fiyatları 1000 lira seviyelerine geldiği için aynen, 300 liraya ucuz diyoruz evet, ne yazık ki. Öyle. Ama hani PlayStation 5 sürümünün işte daha Şubat'ta çıkmıştı. Onu oynadıysanız burada ekstra bir şey yok zaten. Yani. Hani yine aslında şeyde Spider-Man'de söylediğim PlayStation gibi. PlayStation 5'te oyuna sahip olan birisi hakikaten burada PC'de tekrar almasına gerek yok. İşte PC'de alayım işte en yüksek ayarlarda 4K yani. Çözünürlük ne bileyim uçurayım performansı çok iyi bilgisayarım var diyorsunuzdur. Veya ultra geniş ekranda oyun oynamayı seviyorsunuzdur. O zaman tabii ki de denenebilir. Ya o tamamen şahsi kişisel aynen. keyifle ilgili bir şey ama onun tabii. için genel olarak 5'te oynadıysanız PC'de gerek yok. 4'te oynadıysanız belki indirimli yakalanabilir. Çünkü grafiksel anlamda bir evet. değişiklik var. Ama hiç oynamadıysanız mutlaka. Evet, bu yani küçücük odada sen konuşurken yapabileceğim her şeyi aynen. yapıyorum formüller falan var orada. Evet. God of War geliyor bak. Evet, daha fazla ben Mesnevi'den ders almadan kapatalım istersen. Evet o zaman videomuzun sonuna gelin. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bekliyor muydunuz? Bu videoyu izleyince oyun hakkında neler düşündünüz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda umarım God of War'un inceleme videosunda görüşmek umalım. Üzere diyelim. Hoşçakalın.